Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen bizi gerçek buluşma mekanımızdan ayıran polis bariyerlerinin önündeyiz. 997. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Anayasa Mahkemesi kararları en üst düzeyde bağlayıcıdır. Bir ülkede anayasaya uygun olmayan normlar ve uygulamalar varsa orada anayasal devlet yoktur. Temel hak ve özgürlükler hukuksal güvence altında değilse orada keyfi yönetimler vardır. 997. haftamızda 32 yıl önce bugün 4 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınarak kaybedilen 32 yıldır akıbetleri hala bilinmeyen üniversite öğrencileri Hüsamettin Yaman ve Soner Gül için adalet istiyoruz. 22 yaşındaki Hüsamettin Yaman, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisiydi. Pankart taşımak suçlamasıyla 15 gün kadar cezaevinde kaldı ve 6 Eylül 1990 tarihinde tahliye oldu. 21 yaşındaki Soner Gül, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiydi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği üyesiydi. Bu nedenle gözaltına alındı, ağır işkence gördü. İçişleri Bakanı'nın iddiasına göre 10 Mart 1991 tarihinde Malatya'da gözaltına alınan Ani isimli şahsın sorgudaki ifadesinde ismi geçtiği için polis tarafından aranıyordu. Hüsamettin Yaman 2 Mayıs 1992 Cumartesi günü evden çıktı. 4 Mayıs Pazartesi günü abi Feyyaz Yaman'ı iş yeri telefonundan arayan bir kişi Hüsamettin Soner Gül ile birlikte Fındıkzade'de gözaltına alındı. Hayatlarından endişe ediyoruz. Bir an önce emniyete başvurun dedi. Yaman ve Gül aileleri önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, ardından devletin ilgili tüm kurumlarına başvurdu. İnsan Hakları Derneği ve Af Örgütü girişimlerde bulundu. Ancak Hüsamettin ve Soner'in gözaltına alındığı kabul edilmedi. Girişimlerini sürdüren Yaman ailesi 2 yıl boyunca polis takibinde tutuldu. 19 Aralık 2011 tarihinde Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkı'nın infazlar ve kayıplarla ilgili itirafları yayınlandı. Çarkın itiraflarında Hüsamettin Yaman ve Soner Gül'ü gözaltına aldıktan sonra ormanlık bir alanda sorguladıklarını ve infaz ettiklerini açıkladı. Onların son sözlerinin insanlık onuru işkenceye yenecek olduğunu söyledi. Bu beyanların ardından Yaman ailesi yeniden suç duyurusunda bulundu. Dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ayhan Çarkı'nın ifadelerine rağmen dosyada ilerleme sağlanmadı. Bu durum yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını ve siyasi etkilere açık olduğunu göstermektedir. 997. haftamızda yargı makamlarına sesleniyoruz. Her hafta Galatasaray'da yaptığımız açıklamalar suç duyurusu niteliğindedir. Hüsamettin Yaman ve Soner Gül'ün gözaltında kaybedilmesiyle ilgili adil ve etkin bir soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin,
Hüsamettin Yaman ve Soner Gül için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Evet, Maside'nin açıkladığı gibi kardeşim Hüsamettin Yaman'la ilk kaybedildiğine dair haberi aldığımızda aramak için peşine düştük. O zaman avukat Enver Nalbant ve avukat Ergin Cinmen'in şeyiyle ilk defa Gayrettepe'ye Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Kardeşimin benden gizli sigara işini biliyordum. İki paket Camel sigara aldım. Birine el koyarlar dedim. Bunları vermek ve kardeşime bir haber iletmek istiyorum diye Gayrettepe'den zorla içeriye girdim. Güvenlik noktasını geçtikten sonra bina girişinde beni tekrar durdurdular. Burada böyle birisi yok diyerekten beni yaka paça dışarı attılar. O paketleri hala saklıyorum. Hüsamettin'in hatırası olarak saklıyorum. Ama bir şeyin umudu olarak da saklıyorum. Eğer bu coğrafyada devletin hak ve hukukunu istismar eden bütün görevliler, bütün şiddet unsurları cezai olarak bir yaptırımla karşı karşıya kalmadan, adalet yerini bulmadan hiçbir düzenin baki olacağına inanmıyorum. Devlet ancak kendini, varlığını ikna ederek, toplumsal barışı ikna ederek ve sürdürme gayretiyle kanıtlayabilir. Kurumları olmayan, hukuku, yasası olmayan bir devlet, devlet vasfını kaybetmiştir. İlk önce bu toplumda, toplumsal bir sözleşme çerçevesinde, haklarımız ve özgürlüklerimiz çerçevesinde bir arada yaşayacaksak, devletin ilk olarak bu görevini yerine getirmesi zorunludur. Bunu sonuna kadar hak olarak talep edeceğiz ve özgürlüklerimizin, eşitliklerimizin davasını terk etmeyeceğiz, peşinde olacağız. Haftaya yine Galatasaray'dayız. Hüsamettin Yaman için, Soner Gül için, tüm kayıplarımız için. Hüsamettin ve Soner için. Adalet için. Tüm kayıplarımız için. Soner Gül. Tamam. Aynı vallahi.